Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Keyifli söyleşiler, tatil yerlerinden renkli görüntüler ve magazin gündeminden taptaze haberlerle bugün yine karşınızdayız. İlk durağımız Bodrum. Bakalım Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da neler yaşanıyor? Bodrum'dan çok özel görüntüler ekrana geliyor. Müjde uzman Bodrum'da böyle görüntülendi. Onur Büyüktopçu'nun büyük özlemi. O yüzden hemen gel deseler giderim. İrem Terici çelik olursa. Çelik bandanası bu. Sıla Bodrum'u salladı. Kertenkele'nin zehrası Sera Tokdemir Yalıkavak'ta. Bir kaza oldu. Gerçekten bir yangın tehlikesi atlattım. Ama iyiyim şimdi çok şükür. Küçük yanıklar oldu vücudumda. Çok zor bir sahneydi. Kertenkele'nin sezon finalinde çekilen bir sahnede büyük tehlike atlatmış sanatçı. Şu an yok, geçti artık tabii. Üzerinden bir buçuk ay geçtiği için. Ama seyirci çok da inanmış. Çünkü gerçek bir yangın sahnesiydi, evet. Dublör kullanmaya da hiç sıcak değilmiş genç oyuncu. Dublör kullanmayı sevmiyorum aslında. Benim yapabileceğim bir şey olduğu sürece. Hani yangında ben yanmayayım, dublör yansın gibi bir durum olmadı. Hani oyunculukta her şey var. Bir yerde yürürken düşebiliyoruz da, bu da olabiliyor. Bu da onun gibi bir iş kazasıydı aslında. Yapım şirketi de sağ olsun her türlü önlemi almıştı. Ambulans vardı, itfaiye vardı. Allah'tan ambulans yeterli oldu benim için, itfaiye gerek kalmadan. Yananı görür Allah diyor. Enerji patlaması yaşayan Fatih Üreğ'in yanına geçiyoruz. Bizi görünce enerji dolu içim. Biz de aynı şekilde oluyoruz. Enerji fışkırıyor. Fışkırıyor. Popçu Berksan da Yalıkavak'ta. Fatih Üreğ'e elleriyle çilek ikram ediyor. Sen koparmadın, ben koparmadım. Bayağı Elif falan yemeye kalkıyor. Değerli izleyenler, pop müzik şarkıcısı Berksan'ın babası Ankara'da yıllar önce gazinocuymuş. Tabii rahmetli babamın gazinoları vardı. Ankara'da. Aynen öyle. Ben de o kulislere gire çıkıyor işte. Herkese musallat oluyordum. Fatih de onlardan birisi. Ve şarkıcı olarak ilk bana geldi. Ben onun sahneye çıkardım onu. Berksan elimde büyüdü diyen Fatih Ürek, kısmetse oğlumuzu evlendireceğiz de dedi. İnşallah öyle bir imkan sağlarsınız. Var mı? Göreyim ben, bakacağım oğlumuza. Vallahi el birliğiyle uğraşıyorlar ama. Oğlumuza kısmetmiş. Ben de çok istiyorum. Çok istiyorum. Sera Tokdemir, Fatih Ürek ve Berksan ellerinde Türk bayrağı olan yüzlerce Bodrumlu tatilci ile 10. yıl marşını işte böyle seslendirdi. Meslek hayatında uzun süredir ilk kez gündüz konser veren Fatih Ürek, Yalıkavak'ta oldukça keyifliydi. Yalıkavak'tan devam edelim. Saçındaki bandı, bikinisi, sağ kolundaki bileklikleriyle hayli şık bir görüntü sergileyen Müjde Uzman denize girecek. Şöyle bir ayaklarını suya sokan ünlü oyuncu, suyun soğukluğunu hissedince telefon görüşmesine devam etti. Spor yaptığı bilinen Müjde Uzman'ın karın kasları da dikkatlerden kaçmadı. Damla gözlükleri de aynalıydı. Bodrum tatiline devam eden Müjde Uzman, arkasından bir anda suya atlayan beyefendinin şokunu da bir süre üzerinden atamadı. Bu sene Yalıkavak, Türkbük'üne resmen fark atmış durumda. Ünlü yağmuru yaşanıyor resmen Yalıkavak'ta. Valla dün geldim. Normalde Alaçatı'da programım var, orada çalıyorum. Bugüne buraya geldik. Hande çok sevdiğim bir arkadaşım. Çeşme'den ayağının tozuyla gelen Onur Büyüktopçu, yaz boyunca dizi başlayana kadar DJ'lik yapacak. Ya ben zaten çok tatil seven bir insanım. Bunu daha önce de söyledim. Tatildeyken, çünkü ben çekimler bitti. Bir hafta, iki hafta yaptım. Sonra kaşınmaya başladım. Dedim ya çalışsak artık. Hani bu kadar tatili bekledik ama iki hafta sonra kaşınmaya başladım.
Dedik hem tatil hem iş beraber yürüsün dedik. Öyle bir şey yaptık, denk geldi, öyle diyeyim sana. Fransa'da da kısa bir tatil yapan Pay Kuriş bakın kaç kilo vermiş. Verdim. Bir 5-6 kilo verdim. Yurt dışına bayağı 10 gün kaldım. Setleri de çok özlemiş Bay Kuriş. Şimdi deseler şimdi giderim çalışmaya. Tabii. Ya ben çok seviyorum çalışmayı. İnan çok seviyorum. Özellikle hani Kiralık Aşk. Biz çok güzel bir ekibiz. Böyle çalışmayı da seven bir ekibiz. Bize hiç öyle batan bir şey yoktu bütün sene boyunca. Hande Yener Yalıkavak'ta. Onur Büyüktopçu DJ kabinine geçti. Hande Yener Bay Kuriş'in şarkılarıyla işte böyle eğlendi. Yakıyormuş emir. ...80'ler görüntüsüyle İrem Derici de Yalıkavak'ta. Bu sene denize girebildiniz mi? Hayır, giremedim. Öyle karşılıklı dostane. 90'lar gibi olmuş. Çelik bandanası bu. Çok severim böyle bandana falan filan. 90'lar bir de şey derler bana, 90'lar müziğini getirdi falan filan. Çalışmaktan denize hasret kalmış İrem Derici. İğne ipliğe dönmüş durumda ayrıca. 3-4 kilo daha var. Var. Kaç kilo gitti? 12-13 gitti. Bir 3 daha giderse iyi olacak inşallah. Artık beni göremeyin diye bu yola başvurdum. Tanıyamayın falan. Anne mana yok öyle bir şey tabii. Gidenin ardından konuşulmaz ya. Kiloların da ardından konuşmayalım diyor İrem Derici. Lazımdı. Böyle en güzel yıllarımı külfet ve kiloyla geçirmek istemedim. Öyle bitti gitti. Çok kilodan bahsetmeyelim ya. Kaç beden inceldiğini de kendisinden duyalım lütfen. 2 bedenden 36-34 arası bir şeye indim. İşte daraltıyoruz. Ben öyle şey hani daraltamayacaklarıma ihtiyacı olanlara verdim. Hediyeler ettim. Onun haricinde işte daraltıyoruz. Tebrikler. Eski elbiseleri de hayranlarına gidiyormuş. Ne bileyim Instagram'dan bana yazıyorlar bazen. Hani şu sahne kıyafetini çok beğendik İrem abla. Mezuniyetim var yollar mısın diye yolluyorum. Onlardan da karşılıklı fotoğraf geliyor mezuniyet töreninde giymiş. Kız diyorum benden daha güzel durmuşlar diye iyi ki yollamışım. Öyle karşılıklı dostane. Bu arada hep eğlenceli, hep güler yüzlü İrem Derici. Siz en çok kime gülüyorsunuz diye soruyorlar. Bir kaza geçmiş başından anlatıyor. Banyoda böyle ıslak bir yere bastım. Laps diye düştüm. Komik düşene gülünür. Ben de kendime gülüyorum, ne bileyim. Rising Star'da keyifli anlar yaşıyormuş ünlü şarkıcı. Şu an Rising Star'da harika bir şey yaşıyorum. 3 haftada böyle aile gibi olduk. Öyle bir şeyin hayalini hep kuruyordum ama bir anda bir şekilde güzel bir kapı açıldı bana. Hani oyunculukta bir eğitimim yok. Bir kapı bir şekilde açılırsa denemek isteriz. Üstatların önünde eğilerek tabii ki de yani. Can ciğer kuzu sarması olduğu jüri üyelerini de bakın nasıl anlatıyor İrem Derici. Hani aramızda bir yaş farkı var diye bazen Yılmaz diyorum diye kızıyorlar bana ama Yılmaz bunu kendi istedi. Böyle iki haylaz çocuk gibiyiz Yılmaz'la yarışmada. Mustafa zaten benim o sesten jürimde hocam demekten vazgeçemiyorum ona çünkü çok şey öğretti bana. Emine zaten dünyanın en tatlı insanı. Sürekli pozitif enerji saçıyor. Mesela ben böyle yayın öncesi bazen panik yaşıyorum. Şu pantolon nasıl, şöyle nasıl olmuş bilmem ne falan diye. Emine gelip böyle bir sarıyor. Çok güzelsin, hadi gidelim yayına diyor. Biz çok tatlı bir dörtlü olduk. Aynı şekilde Öykü de öyle. Hani güzel oldu. Bu arada sosyal medyadan paylaştığı şu çok tartışılan fotoğraftaki ensenin sahibi sevgilisi Lider Şahin'miş. Sesinden mi tanıyorsunuz artık efendim? Ha bir şey diyeceğim. Haberlerde ben şöyle gördüm. İrem Derici ilk defa fotoğraf paylaştı. Aa yol ne paylaştın dedim. Baktım. Ha, kimse yok ki orada. Peki ense kimin? Lider Bey'in. doğru kaldı. Tam da ense yani sonuçta. Hani. Aferin. Ama her şey çok güzel gidiyor. Maşallah diyelim. Herkesin keyfi yerinde diyelim. Ve konser vakti. Beni hasret içine çekmeyin. Kot şortu, siyah askılısı, kırmızı bandanası ve yüksek platform ayakkabılarıyla İrem Derici Bodrum'da muhteşem bir konser verdi. Şarkıya DJ kabininde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu eşlik etti. Müzik
Gecelere uzanalım. Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı Sıla konserindeler. Ay, Volkan Bey böyle geceleri dışarı çıkıyor. Yok hiç yollamadım daha kendisini. Vallahi hiç öyle bir acayip olmadı. Gayet iyi. Volkan Bey sanırım. Vallahi hiç öyle bir şeyimiz olmadı daha ya. Ama olsun isteriz. Heyecan başladı. Çok. Böyle babalık böyle duyguları yavaş yavaş. Allah izin verirse inşallah. 7 aylık hamile olan Buse Terim kızını kucağına almak için gün sayıyor. Doğum İstanbul'da mı? Evet burada olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yandan derin yırtmaçlı, tek omuzu açık, gümüş renkli, ışıl ışıl parlayan elbisesiyle Sıla sahnede. Sıla Afitap'la Bodrum'u adeta salladı. Sıla konserinde Bodrum'da dev bir vokal grubu vardı adeta. Murat Dalkılıç Bodrum merkezde hayranlarıyla buluştu. Bir saat süren konserde Dalkılıç hem yeni hem de eski şarkılarını seslendirdi.